Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Şu anda Türkiye'nin 7. İstanbul'un 6. Xiaomi Mi Store açılışındayız ve bu mağazanın diğer mağazalardan bir farkı var. Muhtemelen 2019'un tasarım anlamındaki en görkemli telefonu olan Mi Mix Alpha'yı bu mağazanın açılış şerefine buraya getirmişler. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu telefon kuvvetle muhtemelen resmi olarak en azından Türkiye'de satılmayacak. Çünkü yurt dışındaki fiyatlandırmasını baz aldığımız zaman Türkiye'ye geldiği zaman Türkiye'ye gelmiş muhtemelen en pahalı telefon olacak ve bu bağlamda Xiaomi'nin fiyat performans algısıyla da çok uyuşmadığı için muhtemelen Çin'de Xiaomi tutkunu ve bütçesi ele veren kullanıcıları hedefleyen, ki zaten Xiaomi CEO'su Liu Jun yaptığı açıklamayla bu telefonun sınırlı adet üretileceğini aslında açıklamıştı. Bu bağlamda zaten çok yaygın hacimli üretim olmayacağı için başta Çin olmak üzere Xiaomi'nin çok özel ilgi gösterdiği bazı yerlerde çok limit adetlerde üretileceğini söyleyebilirim. Bu telefonun en büyük özelliği tam ekran konsepti. Bakın, bütün telefon firmalarım tam ekran telefon tanımını kullanıyorlar ama öyle zannediyorum ki şu ana kadar piyasaya çıkan telefonlar arasında tam ekran konseptini en fazla hak eden, bu tanımlamaya en fazla uyan telefon Mi Mix Alpha. Çünkü telefonlarda bu tanımı doğrulayabilmek adına hangi teknik veriyi kullanıyoruz? Ekran kas oranı. Bugün hangi değerlerden bahsediyoruz? En iyi olan telefonlarda %95'lerden bahsediyoruz. Peki bu telefonda ekran kas oranı kaç? 95, 96, 97, 98. Hiçbirisi değil arkadaşlar. Bu telefonun ekran kas oranı %180 sevgili dostlar. Niye? Çünkü bu telefonun ekranı sadece ön tarafta değil, aynı zamanda arka tarafta. Aslına bakılırsa Xiaomi daha önce katlanabilir telefon konseptini göstermişti. Şimdi katlanabilir telefonlarla ilgili olarak teknik sorunlar aşılmaya çalışıyor. Aynı zamanda katlama mekanizması ile ilgili olarak menteşe sistemlerinde bazı sorunlar yaşandığını biliyoruz. Bunun en güzel örneklerinden, daha doğrusu teknik anlamda en doğrulayıcı örneklerinden birisini Samsung yaşamıştım. Muhtemelen Xiaomi durumu gözlemleyerek dedi ki katlanabilir telefonlarla ilgili çalışmalarımız devam etsin, Ar-Ge konusunda yatırımlarımız devam etsin ama biz bu telefonu katlarken orta noktada birleştirelim, buraya bir şerit koyalım, tüm kamera sistemini buraya yerleştirelim. Bu bağlamda ön tarafta kamera olmayacağı için ekran kas oranımız tek başına önde de oldukça güzel görünsün. Ki bakın, dikkat ederseniz telefonu zaten kenar çerçeve diye bir tanımlamayı bu telefonda kullanmıyoruz. Çünkü telefonun kenarlarında çerçeve yok. İki taraftan da kavis yaparak, tam kavis yaparak arka tarafa doğru telefon devam ediyor. Ama alt ve üst tarafta bir kavisten bahsedebiliriz. Kavisin tam oranı vermem gerekirse hem üst hem de alt tarafta 2.15 mm'lik çerçeveler var. Dolayısıyla simetrik bir tasarım anlayışı olduğunu da ifade etmem gerekiyor. Tabii bu telefonun kenarlarından bakıldığı zaman bir taşıyıcı iskelet sistemi göremiyoruz ama telefonun tabii ki şasisinde metal kullanılıyor. Uzay ve havacılık endüstrisinde kullanılan TC-04 serisi titanyum malzeme kullanımı söyleyebilirim. Evet, TC-04 serisi titanyum alışı malzeme kullanılıyor. Açıkçası bu ne anlama geliyor? Mesela bugün Apple ne diyor? iPhone'larda geçen seneden bu yana cerrahi sınıfı paslanmaz çelik kullanıyorum diyor. Xiaomi yaptığı açıklamayla diyor ki bizim kullandığımız TC-04 havacılık endüstrisinde kullanılan titanyum alışım paslanmaz şekilde kıyaslandığı zaman 3 kat. Bu telefonun mukavemeti önemli çünkü dediğim gibi kenar çerçeveler olmadığı için kullanılan metal daha ziyade üst ve alt kısımda karşımıza çıkıyor. Bunların darbe imici olması ve mümkün olduğu kadar telefonun mukavemetini güçlendirmesi gerekiyor. İşte bu bağlamda da Mi Mix Alpha modelinde Xiaomi tarafı titanyum alaşım kullanmış. TC-04 ki bu hem işleme anlamında hem de kullanım maliyeti anlamında yüksek maliyetli bir materyal anlamına geliyor sevgili arkadaşlar. Bu önemli. Bu arada kameralara iyi sahip yapan şeritte burayı da güçlendirmek gerekiyor. Çünkü tüm kamera ünitesi artık burada olduğu için buranın darbelere karşı, sadece darbe tarafı değil, aynı zamanda oluşabilecek kılcal çizgilere karşı mukavemetli olması gerekiyor. İşte bu noktada burada ciddi bir safir kaplama kullanıldığını söylemem gerekiyor. Bu da yine ister istemez telefonun kamera bölümündeki mukavemeti artıran detaylardan bir tanesi. Başka nelerden bahsedebiliriz sevgili arkadaşlar? Bu telefonda tabii ki dikkat ederseniz yan taraflar, yani sağ ve sol taraf ekran olduğu için fiziksel kontrol butonları bulunmuyor. Ama aynı zamanda bu telefonun sağ ve sol tarafında ekran olduğu için buraların dokunmatik hassasiyet seviyesi kritik öneme sahip sevgili arkadaşlar. Çünkü elimizin değmesi işlevleri yerine getirmekte zorluk yaratabilir. Telefonu böyle kullanmak istediğiniz zaman parmaklarınız kenarlardan cama, ekrana değdiği zaman sevgili dostlar kullanım zorlu olabilir. Çünkü diğer taraftan da bir dokunma hassasiyeti olacağı için, hissiyatı olacağı için menüyü kontrol etmek sıkıntı yaratabilir ama şu an bu tarafta hem özel bir algoritma sistemi kullanıyor hem de yapay zeka ile birlikte istenmeyen dokunmalara karşı da telefonun doğru tepkileri vermesini sağlayabiliyor. Bu da yine telefonun önemli detaylarından bir tanesiydi. Tabii ki tüm ekran yapısında basınç hassasiyeti olan sensörler kullanılıyor ki algılama konusunda herhangi bir sorun olmasın. Az önce kameralardan bahsettim ya, biraz kamera tarafına geçelim isterseniz. Bu arada Çinli arkadaşımız video çekiyor. Tunan arkadaşınızı alabilirsin istersen. Xiaomi Mi Note'un geçtiğimiz günlerde lansmanı yapıldı. Aslında pek çok kişi bana abi dünyadaki ilk 108 megapiksel kameralı telefon bu mu diye soruyor ama hayır değil. 108 megapiksel kameraya sahip olan ilk telefon Xiaomi Mi Mix Alpha 1/1.33 inç boyutunda Samsung üretimi 108 megapiksellik sensöre sahip olduğunu görmekteyiz. Aynı zamanda çok eksenli optik sabitleme sisteminden faydalanıyor. Buna ek olarak tabii ki birden fazla kamera sistemi var arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? 12 megapiksellik bir telefoto kameramız var. Aynı zamanda 20 megapiksellik ultra geniş kameramız ve 1.5 santimlik makro çekim kabiliyeti gibi detaylardan
bahsedebiliriz. Lazer otofokus sistemi de yine bu telefonda bulunuyor ama ne dedik? Ön tarafta bir kamera mekanizması olmadığı için telefonu tam anlamıyla ekrandan oluşan bir telefon gibi gösterebilmek adına bu telefonda arka kamera sistemini kamera olarak kullanıyorsunuz. Yeri geldiğinde öz çekim kamerası olarak kullanıyorsunuz. Bu da ne anlama geliyor? 108 megapiksellik öz çekim anlamına geliyor. Flash TV reklamı gibi oldu. Tunan bu. Neyse. Sevgili dostlar, telefon dediğim gibi şu ana kadar gördüğüm en görkemli tasarıma sahip olan telefon. Alt tarafta yine hoparlör ızgaramız, USB tip C konektörümüz ve SIM kart yuvamız var. Bu telefonu ne yazık ki mikro SD hafıza kart takamıyoruz. Üst tarafta da bir fiziksel kontrol düğmemiz var. Bastığınızdan uzun basalım ve telefonun aslında aç, kapa, reset, at gibi fonksiyonları devreye giriyor. Yazılım tarafından biraz bahsedeyim. Hatta yazılıma geçmeden önce diğer donanım özelliklerinden biraz bahsedeyim. Şu anda bugün itibariyle Qualcomm'un kullanılabilecek en yüksek performanslı işlemcisi var. Snapdragon 855 Plus. 12 GB RAM var, low power DDR4X ve 512 GB kapasiteli UFS 3.0 sınıfında bir depolama çipine sahip olduğunu görmekteyiz. Bu ne anlama geliyor? Son derece yüksek performans anlamına geliyor. Aralık ayı itibariyle piyasaya çıkacağı için aslında Aralık ayında, yani Aralık'ın 2'si 3'ü gibi Qualcomm tarafı Huawei'de Snapdragon 865 platformunu çıkaracak. Hani bu telefonun devamı olan Mi Mix Alpha 2 ya da artık isimlendirmesi ne olursa muhtemelen Snapdragon 865 platformunu kullanacaktır diye düşünüyorum. Ha, çok ince ve çok hafif bir telefon değil ama mükemmel görünen bir telefon. 4000 mAh seviyesinde, 4050 mAh civarında bir bataryaya sahip olduğunda söylemem gerekiyor. Buna ilk olarak tabii şu an telefon detaylarını siz görmektesiniz sevgili arkadaşlar. Bu arada telefonun kenarlarında yine bir takım yazılımsal fonksiyonlarla kullanabiliyorsunuz. Bildirimle ilgili olarak bir takım işaretleri buradan alabiliyorsunuz ya da telefonun genel karakteristiğiyle ilgili de bir takım detayları yine buradan gözlemleyebiliyorsunuz. Açıkçası dediğim gibi bu yılın en görkemli telefonu. Bu arada şunu söyleyeyim. Bu telefondan, bu mağaza açılış şerefinde Çin'den iki tane getirmişler arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi uçakta ya kayboldu ya da çalındı. Açıkçası üzücü bir gelişme bu. Yarın öbür gün Türkiye'de bir yerde bir ilan görürseniz bunu bence bildirin. Çünkü dediğim gibi yani telefon yolda bir tanesi kaybolmuş. Açıkçası üzüntü verici ama eğer Türkiye'ye gelmeyecek bile olsa ki gelmemesini bekliyorum. Çünkü fiyatlandırması çok yüksek arkadaşlar. Türkiye'deki vergileri tabi tutulan 30 bin liralık bir fiyatlandırmaya neredeyse denk geliyor. Dolayısıyla yani evet, meraklısı, bütçesi ve teknoloji tutkunu belki yöneticiler ilgi gösterebilir. Ama diğer türlü biraz zorlanır diye düşünüyorum. Fakat bence Xiaomi her mağazaya bunlardan bir tane koymalı ve teknoloji tutkunları sevgili arkadaşlar bu telefona daha yakından görebilmeli. Bu arada bu telefonun ekranı yürütebilmek adına, ekranı daha yönetebilmek adına özel bir baskı devre yapısı ve mikrokontrolcüler yine alt tarafta karşımıza çıkıyor. Üzerindeki yazılım demo. Bu arada tabii yazılım şöyle göstereyim. Xiaomi'den aşina olduğumuz geleneksel Xiaomi yazılımı. Ama Çin'den gelen bir test telefonu olduğu için sevgili arkadaşlar, yazılımın mükemmel çalıştığını söyleyemeyeceğim ama dedim bir demo telefon ve burada aslında kullanıcılara göstermek için gelen telefonlardan bir tanesiyim. Toparlayacak olursam eğer, bu telefon duyurulduğunda zaten özel bir videoyu sizlerle paylaşmıştım. Sağ olun, var olun, o videoda çok fazla iyi gösterdiniz arkadaşlar ve burada bu telefonu bulmuşken de istedim ki elime alayım ve kanlı canlı bir şekilde test edip sizlere mümkün olduğu kadar detayı paylaşabileyim. Mi Mix Alpha 2019'un tasarım anlamındaki en görkemli telefonu, teknolojik olarak da çok dolu bir telefon. 108 megapiksel kamerası var, var da var ve ne güzel ki telefonu bir nebze de olsa kullanma şansı yakaladık. Sevgili dostlar, bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.